Cesaret. Başla. Ha? İdare eder. Hı? Bir yanlışlık olmasın. Bakalım bu sayıyı kim alacak? Sen yeni misin? Ben de ilk geldiğimde böyle şaşkındım. Ne kadar büyük ve güzel bir yer, değil mi? Evet. Öyle ama ben niye spor okulundayım bilmiyorum. Ben biraz... Sen biraz ne? Bilirsiniz işte. Biraz tembelimdir. Hem hiç spor yapmam. Tadını çıkarmaya bak. Zaten geçen günkü haline bakılırsa fazla kalamazsın burada. Antrenörlük yapmak için yaşın küçük değil mi senin? Hı? Siz tanışıyor musunuz? Maalesef. Bisiklet sürerken az daha bana çarpıyordu. Neyse ki sonra kendini çöpe atmaya karar verdi. Akıllıca bir seçim. Bence ön yargılı olma. Okulumuz çok güzeldir. Gel, sana biraz etrafı gezdirelim. Buraya ilk geldiklerinde herkes senin gibiydi. Daha sonra koçlarımız sayesinde yeteneklerimizi geliştirmeyi öğrendik. Benim yeteneğim yok ki. Buraya geldiğinde göre var. Sadece farkında değilsin. Bırakın beni. Kaos. Evet sayın seyirciler. Spor okulu yeni öğrencileri karşılama törenine hoş geldiniz. Nereye düştüm ben? Ne yapacağım? Umarım bu bir rüyadır. Şu an yeni öğrenci yayda gergin duruyor. Hakan atışa hazırlanıyor. Mete. Neyse o zaman. Müsabaka olunca artık gelirim ben. Şunun haline bakın. Ya canım. Havadayken ne de tatlı. Bir kuş gibi tedirgin ve ürke. Vay canına. Bu harika. Buharı nasıl yaptı böyle? Bu da ne? Hoppa! Bugünkü şakalarınız bittiyse odama yerleşeyim artık. Ay.
Bu yapışkan da nereden çıktı şimdi? Bakıyorum da epey sevdin okulumuzu. Benim için güzel bir başlangıç olduğu söylenemez. Olur böyle şeyler. Her yeni gelene biraz şaka yapılır. Güzel şeyler de yapıyoruz tabii. Ben niye göremedim? Birazdan göreceksin. Bari biraz ipucu verin. Hadi, ne bekliyorsun? Hop. Hala bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyor musun? Çöp kutusundan iyidir. Spor okulunun yeni öğrencisi köftelerle oynuyor. Sen de yemeğinle oynama. Odana yerleşebildin mi Ali? Yerleştim yerleşmesine ama şaka yapmadan duramayan bazı arkadaşlar var. Acaba kim bu bazı arkadaşlar? Belli ki birileri oyun oynamayı çok seviyor. Sorun değil. Ama ben de diyorum ki oyunu sahada oynayalım. Meydan okuyordu. Hem gizli kapaklı oyun oynamaktan daha eğlenceli olur değil mi? Madem çok istiyorsun tamam. Sahada oynayalım. Kaybetsen de üzülme Ali. Hiç unutmam ben ilk maçımı kaybetmiştim. Tam alttan iki tekme atacakken kız dönerek bana bir uçan tekme attı. Şimdi de Ali ile Hakan'ın maçındayız Hatice. Bak Ali, dana bağı adında bir hareket var. Onu yaparsan maç senin. Dana bağı mı? Nasıl bir hareket? Bak şimdi ayaklarına doğru yöneleceksin tamam mı? Geriye doğru çekil ve hareketlerini izle. Ay yazık. Herkesin içinde yenilecek şimdi. Karşısında Hakan var. Belki vücudu güreşe yatkındır. Hakan, kaybedersen git kendine bir hobi bul. İyi olan kazansın. Evet, Ali inanılmaz kaçıyor. Mükemmel hareketler. Şimdi. Bunu tahmin etmiştim. O da ne? Yoksa Hakan zafere mi gidiyor? Hakan müthiş bir taktikle maçın kazananı oluyor. Fazla uzattın Hakan. Zaten Ali'nin yenmesi imkansızdı. Kaçarak güreş olsaydın. Oho! Tebrik edin. Belki yine karşılaşırız. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ben asla vazgeçmem Hakan. İşte aradığım ruh bu.